tüketiminde bir tane çikolatayı mı önerirsiniz, yoksa çikolata tüketimi nasıl olur? Bize neler tavsiye edersiniz? Evet, çikolata hepimizin vazgeçemedi aslında. Diyete başlarken özellikle bana da danışanlarımı çok fazla sordu. Hocam şimdi çikolata yazacak mısınız diye. Evet, diyette çikolata da yeniliyor. Özellikle kakao oranı yüksek olan çikolataları istiyoruz biz. Hem antioksidan açısından da zengin ve aslında çikolata kalp damar için de faydalı. Fakat burada %60 ve üzeri kakao oranı tercih edersek bitter çikolata özellikle bu anlamda çok daha sağlıklı olur. Çünkü diğer çikolata çeşitlerinde yağ oranı fazla oluyor. Örneğin beyaz çikolatada yağ oranı o kadar fazla ki aslında yağ yemiş oluyoruz. %60 ve üzeri kakao içeren bitter çikolatayı tercih ettiğimizde ara öğünde kahvenin yanında keyifli hale getirmiş oluyoruz. Veya tatlılarınızı bitter çikolata ile tercih ettiğinizde çok daha sağlıklı hale geliyor. Çikolatayı Evet, öneriyoruz. Tabii ki yine porsiyon miktarına dikkat. 2 kare kadar kahvenizin yanına tüketebilirsiniz. Fakat kocaman bir çikolatayı her gün, her öğün tüketmemek gerekiyor. öneriyorsunuz. Peki hocam, kol asitli içecek tüketimi Evet. nedenselerdi? Asitli içecek yine içerisinde çok fazla şeker içerdiğinden dolayı aslında bir bardak asitli içecek de yine 7-8 küp kadar şeker içerebiliyor. Bu yüzden bunu yine vücudumuza aldığımız için direkt özellikle bel çevrenizde yağlanma varsa sebebi bu olabilir. Neden benim karın çevremde yağlanma mevcut, neden gitmiyor diyet yaptığım halde diye soruyorsanız aslında sebebi yapay şeker olabilir. Eklenti şekerler her zaman karın yağlanması yaptığı için aslında asitli içecekler çok seviyorsak ayda bir iki defa beslenmemizde yer verebiliriz. Fakat onun yerine alternatif bir şeyler bulmak veya kendimizin hazırlayabileceği şeyler yapmak daha sağlıklı olur. Türkler de çok sık tüketiyor asitli içecek. Bir hamburger yanında mutlaka bir asitli içecek Evet, içiyorlar. evet. Gerçi tabii bu da çocukların sağlıksız bir yaşam standardına sebep oluyor. Evet, burada aslında yine aileye çok büyük rol düşüyor. Çünkü hamburgerin yanında ayran tükettirsek çok daha sağlıklı olacak. Fakat biz onu kendimiz aslında içerek örnek oluyoruz. Çünkü kendimiz ne yaparsak çocuklar da onu rol model olarak örnek aldığı için kendileri de onu yapıyor. Hiç tanıştırmadığımız vakitte zaten çocuk bunun ne olduğunu bilmediği için içmiyor olacak. Bu yüzden çocuklara bir şeyi ne kadar geç aşılarsak zararlı anlamda çok daha iyi olacak. Örneğin asitli içeceklerle ne kadar geç tanışırsa veya şekerle ne kadar geç tanışırsa o kadar aslında iyi bir şey yapmış olacak gelecekteki obezitenin engellenmesi adına.